Denizade TV'den merhaba. Ben Fatih An. 15 Nisan 2015 bülteniyle karşınızdayız. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2 gün üst üste Başkan Osman Zolan'a borçlanma yetkisi verilmesi talebi kafaları karıştırdı. İlk gün 330 milyon lira olarak onay verilmesinin ardından son oturumda da 250 milyon liralık borçlanma talebi gündeme geldi. Bu talep toplamda 580 milyon lira borçlanma olarak algılanırken Zolan, "Hayır, 250 milyon lira 330 milyonun içinde" açıklamasını yaptı. Zolan, "Dün yaptığımız 330 milyon liralık oylama tüm işler içinde bugünkü gündemde yer alan 250 milyon lira artı bir rakam değil. Onun içinde sadece detaylandırıyoruz" dedi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Korkmaz'la Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği üyeleri 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla Vali Şükrü Kocatepe'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette hafta etkinlikleri hakkında bilgi vermek için söz alan Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Korkmaz, 15-22 Nisan Turizm Haftası'nın yıl dönümünü kutluyoruz diyerek söze girince Vali Kocatepe'den müdahale geldi. Kocatepe, "Yıl dönümü kutlamıyoruz, etkinliklerle Turizm Haftası'nı kutluyoruz" diyerek Korkmaz'ı düzeltti. Vali Şükrü Kocatepe, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörünün temsilcilerini kabul etti. Ziyarette hafta etkinlikleri hakkında bilgi vermek için söz alan Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Korkmaz, 15-22 Nisan Turizm Haftası'nın yıl dönümünü kutluyoruz diyerek söze girince Vali Kocatepe'den müdahale geldi. Dönümünü kutlamıyoruz, Turizm Haftası. 15-22 Nisan Turizm Haftası'nı kutluyoruz. Dönümünü kutlamıyoruz, Turizm Haftası. 15-22 Nisan Turizm Haftası'nı kutluyoruz. Kamu özel sektör işbirliğiyle. Biraz zaratanenize, ilimize geldiğiniz, göreve başladığınız günden bugüne, kültür ve turizmine yaptığınız katkılardan dolayı sektör adına teşekkürlerimi sunuyoruz. Toprak Mahallesi'ndeki Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu'na giren 3 kişi vatandaşların ihbar üzerine gelen polislerden kaçarken yakalandı. Pencerelerin korkuluk demirlerini testereyle keserek içeri giren zanlılar, müdür ve müdür yardımcılarının odalarını darmadağın etti. Zanlılardan birinin 33 sabıkası ve kesinleşmiş 4,5 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. 18 yaşındaki zanlı, bilgisayar ve LCD televizyon çalmak için içeri girdiklerini söyledi. Doğuştan kasları gelişmediği için yaşıtları gibi koşup oynayamayan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Damla Özyurt'un yürüyebilmesi ameliyat ve fizik tedaviye bağlı. Ailesinin bebek arabasıyla okula götürüp getirdiği Damla, "Arkadaşlarım gibi ip atlayıp halk oyunları oynamak istiyorum" derken, anne Rabia Özyurt, maddi durumlarının iyi olmadığını, kızının ameliyatı için 12 bin lira gerektiğini söyledi. Şimdi hava durumu Denizli'de. Hava yer yer sağanak yağışlı. Sıcaklık en düşük 1, en yüksek 24 derece. Gelecek bir hafta içinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizlihaber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.